izleyiciler, hızlıca kameralarımızı Borsa İstanbul'a... Saatler 9.42'yi gösteriyor ve şu an itibariyle İlas Haber Ajansı için Borsa İstanbul'da gong çalınıyor. Bugün Borsa İstanbul'da gong İlas Haber Ajansı için çalınıyor. İlas Haber Ajansı'nın yönetimi şu anda Borsa İstanbul'da sahnede 6 kişilik bir yönetim kadrosu gong'un başına geçti, ellerine tokma aldı. Aynı şekilde bir gelenek, ritüel gerçekleşti Borsa İstanbul'da. Gong töreninin ardından BIST Borsa İstanbul müdürü konuşma yapacak. Ardından da İlas Haber Ajansı'nı temsilen İlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arbas konuşma gerçekleştirecek. Ardından saatler 10.00 gösterdiğinde kristal tokmak teslimi yapılacak Borsa İstanbul tarafından İlas Haber Ajansı'na ve bu törenin ardından da İlas Haber Ajansı Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Evet, bugün tarihi bir gün dedik. İlas Haber Ajansı'nın 28 yıllık bir geçmişi var. İlk derin haber ajansı Türkiye'nin önde gelen kurumlarından biri, bugün de bir ilki gerçekleştiriyor. Borsa İstanbul'da işlem gören ilk medya haber şirketi diyebiliriz. İlas Haber Ajansı, bunun da altını çizelim. İlas Haber Ajansı'na karşı Borsa İstanbul'da işlem gören herhangi bir şirket yok. Bunun da altını çizelim. İlas Haber Ajansı bugüne itibaren saatler 10.00'ı gösterdiğinde İHA AS koduyla işlem görecek. 26-27 Ekim'de talep toplama görmüştü. Satış büyüklüğünün 10.6 katı büyüklüğünde talep geldi. Bu ne demek oluyor? Yani yatırımcı İlas Haber Ajansı şirketine güveniyor. 73.432 yatırımcı talepte bulundu. Hisse bugünden itibaren saatler Borsa İstanbul'da piyasalar başladığı zaman İlas Haber Ajansı Borsa İstanbul'da 4 lira 60 kuruştan işlem görecek. Tabii ki İlas Holding bünyesinde faaliyet gösteren İlas Haber Ajansı 6. şirket olarak, yani İlas Holding'in borsada faaliyet gösteren 6. şirketi olarak kayıtlara geçiyor. 6 şirketi var İlas Holding'in Borsa İstanbul'da işlem gören. Şu anda Borsa İstanbul Genel Müdürü bir konuşma yapıyor. İsterseniz bu konuşmaya bir kulak verelim, ardından yerimize devam edelim. Maliyet karımızı finansal gider olarak bankalarla değil, temettü olarak halkla paylaşınız. Öz sermayelerinizi güçlendiriniz. Yatırımcılarımıza da diyoruz ki lütfen borsada yatırım yaparken ortaklık kültürü ile hareket edin. Sosyal medyaya itibar etmeyin. Şirket ile ilgili haberleri doğru kaynaklardan kaptan öğrenin ve mutlaka ama mutlaka finansal okur yazarlık seviyenizi yükseltin. Peki sermaye piyasaları olarak, borsa olarak biz bu mesajları verirken, bu tavsiyeleri verirken, bu mesajlarımız ve bu tavsiyelerimiz ne kadar güçlü bir sesle yerlerine ulaşıyor? İşte bu noktada haber ajanslarımıza, medya kuruluşlarımıza büyük bir sorumluluk düşüyor. Haber ajanslarımızdan, medya kuruluşlarımızdan bu mesajların, bu tavsiyelerin daha güçlü bir sesle, daha gür bir sesle, daha yüksek bir sesle haberlerinde, yayınlarında, etkinliklerinde şirketlerimize ve yatırımcılarımıza ulaştırmalarını bekliyoruz. Bugün borsamızda işlem görmeye başlayan İlas Haber Ajansı'nın da bu konudaki bundan sonra daha fazla inisiyatif alarak yapacağı katkılar bizim için çok değerli olacaktır. Bu vesileyle İlas Haber Ajansı'na tekrar hayırlı olsun diyorum. Borsamıza hoş geldiniz diyorum. Sermaye piyasalarına hayırlı olsun. Kendilerini tebrik ediyorum. Sağ olun.
Sayın Ergun'a çok çok teşekkürler ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere İLHAS Haber Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın Hamit Arbas'ı kürsüye rica edelim. Buyurun efendim. Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Sayın Korkmaz Ergün Beyefendi'ye ve bütün davetlilere, törenle misafirlerimize, törenlerimize iştirak ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İlhas Haber Ajansı'nın hisselerin halka arz edilmesi sebebiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. İlhas Haber Ajansı hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse, 28 yıldır özel sektör anlayışıyla doğru, güvenilir ve tarafsız habercilik yapan ve bunu hem Türkiye'de hem dünyada servis etme özelliğine sahip bir ajanstır. İhlas Haber Ajansı kurulduğu günden beri birçok savaşta, savaşın her iki cephesinde Kosova, Irak, Çeçenistan, Ukrayna, Sudan ve benzeri gibi yerlerde faaliyetlerinde bulunmuştur. Ayrıca önemli toplantılarda, spor organizasyonlarında ve Davos gibi organizasyonlarda her sene yer almaktadır. İhlas Haber Ajansı kendi teknik servisi tarafından üretilen canlı yayın cihazları ve sistemleriyle Türkiye ve dünyadaki bütün medya kuruluşlarına hizmet üretmektedir. Yaptığımız bu çalışmalar içerisinde haberden ayrı olarak 70'ten fazla ülkede 600'den fazla dünyadaki medya kuruluşuna teknik hizmet servisi sağlamaktayız. Ve bununla da çok ciddi olarak ülkemize döviz girdisi sağladık. Bu faaliyetlerimizde müşteri memnuniyetini o kadar ön plana çıkardık ki dünyada ne kadar ne zaman önemli bir olay olursa olsun bütün bu hizmet verdiğimiz medya kuruluşlarından bize şuralarda hizmet alabilir miyiz diye sorulmakta ve bunlarla ilgili cevaplar alınmaktadır. Veya ters yönde bir iletişimle biz önceden olayları öngörüp medya kuruluşlarına duyuru göndermekteyiz. Şuralarda operasyonel diye bilgi vermekteyiz. Bu şekilde interaktif bir haberleşmemiz dünya medyasıyla aramızda çok etkin olarak devam etmektedir. Biz İhlas Haber Ajansı olarak haberlerimizi hem uydu hem internet üzerinden servis etmekteyiz. Yeni teknolojileri benimsemeye son derece açık bir ajansız. Bu sebeple son 5 yılda kullandığımız dronlarla habere hem estetik hem de ciddi manada bir farklılık kazandırdık. İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı bir başka faaliyetten bilgi vermek istiyorum. Her gün merkez stüdyolarımızda her gün akşam 1 saat ve gündüz yarım saat olmak üzere Türkiye genelinde 50'den fazla yerel televizyonun haber bültenlerini merkezde hazırlayıp TürkSat üzerinden servis etmekteyiz ve bu televizyonlar karasal, bölgesel ve uydudaki olan bu televizyonlar bu haberleri yayınlamaktadır. Bu şekilde Anadolu'daki medyaya da ciddi manada bir katkı verdiğimizi düşünüyoruz. Ajans olarak HD'ye geçiş yatırımlarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Ve ajans olarak faaliyete başladığımız zamandan bu yana gelişen bütün teknolojiye optimal bir seviyede yakalayarak işte VHS, H8, Betacam gibi merhaleleri aşarak şu anda HD'ye dönüştük. Belki ileride başka teknolojiler yer alırsa onlara da hızlı bir şekilde adaptasyonumuzu sağlayacağız. Biz ne yapıyoruz? Biz her gün 850'den fazla muhabirimizle günlük haber üretiyoruz. Asli faaliyetimiz bu. 350 tane video, videolu haber, 1000 yazılı haber ve 3000-3500 aralığında değişen fotoğraflı haber üretimimiz var. Ürettiğimiz bu haberleri 2000'den fazla olan televizyon, gazete ve web sitesi ve kuruluşlardan oluşan abonelerimize servis ediyoruz. Bu faaliyetler oldukça ciddi rakamlara ulaşan haber faaliyetleridir. Türkiye içerisinde 25 bölge müdürlüğümüz var ve bunların altında Türkiye'deki bütün illerde kendi ofisimiz ve personelimizle faaliyet gösteriyoruz. Bu çok ciddi bir organizasyon gücüne ulaştığımız manasına geliyor.
Ayrıca yurt dışında 50'den fazla ülkede 100 muhabirimiz çalışmaktadır. Bu güçlü ve dinamik organizasyonumuzla medyaya hakim olan Ankara İstanbul gazeteciliğini ciddi oranda değiştirdiğimizi düşünüyoruz. Biz biraz önce ifade ettiğim bu haber ürünleriyle geçmiş yıllarda gazetecilerin kendi arasında bir tenkit ve ironi olarak kullandıkları İstanbul'a kar yağmadan Türkiye'ye kış gelmez, isterse Kars'ı Ardahan'a bir metre kar yağsın veya İstanbul'daki yaralamalı trafik kazası Anadolu'daki ölümlü trafik kazasından daha fazla yer alır mantığını yaptığımız bu hizmet ürünleriyle tamamıyla değiştirdiğimize inanıyoruz. Bizim haber üretimimizde İstanbul haberleri %11-12 oranında yer alır. Ankara Mahreçli haberlerimiz %8 oranındadır. Ve buna yurt dışında ürettiğimiz %7-8'lik rakamı da dış haberleri de eklersek toplam %30'u buluruz. Geri kalan %70'lik rakam tamamen Anadolu'dan gelen ve Anadolu'nun sesinin ulusal medyada yer almasını sağladığımız haberlerden oluşur. Şimdi biraz önce 1000 haber ürettiğimizden bahsettim. Bu yılda 360 bin haber eder. Bunun 250 bin tanesi Anadolu'dan gelen haberdir. Yani yıllık 250 bin veya başka ifadeyle günlük 700 haberi Anadolu'dan alıp ulusal medyaya servis ediyoruz. Biz Anadolu ile ulusal medya arasında çok ciddi bir köprü vazifesi görüyoruz. Buradan şöyle bir sonuca varılmasını düşünmüyorum. İşte Anadolu'da çok güçlüyüz ama Ankara İstanbul'da yeteri kadar gücümüz yok gibi bir mana çıkmaması lazım. Benim size şu anda hitap ettiğim şu anda İstanbul'da 20 tane mobil haber ekibi sokak sokak cadde cadde haber takibindedir. Ve bu sayıya kent haberleri, özel haberler ve spor haberleri ekipleri dahil değildir. Ayrıca sabit noktalardaki muhabirlerimiz bu sayının dışındadır. Bunu da yeterli görmüyoruz. Biz bu sayıyı da çok kısa bir zaman içerisinde en az 2 katına çıkartacağız. Yani Türkiye'de bir yere ağırlık verip diğer yere görmezden gelen bir yapımız yok. Her yere aynı miktarda, aynı yoğunlukta ulaşmaya çalışıyoruz. Türkiye'de ilk defa bir haber ajansının arzı yapılıyor. 11 kat talep gelmesi bize gösterilen güven açısından, güveni göstermesi açısından oldukça önemli görmekteyim. Bundan sonraki hedeflerimiz hakkında da birkaç şey ifade etmek istiyorum. Biz İhlas Haber Ajansı olarak yakın bir gelecekte 2 farklı hedef üzerine yoğunlaşacağız. Birincisi, halen yurt dışında 50 ülkede 100 muhabirimizin olduğunu ifade etmiştim. Bu sayıyı en kısa zamanda bir plan dahilinde 200'e çıkartacağız. Ayrıca ikinci olarak Türkiye içerisinde bütün il organizasyonlarımız bitti. Bunları tamamladık. Bundan sonra yapacağımız şey bu network'ü biraz daha geliştirmek. Bazı büyük ilçelerin nüfusu bağlı bulunduğu ilin nüfusu kadar veya onu da geçmiş durumda bu büyük ilçelerde de muhabir istihdam etmek olacaktır. Bu şekilde mesela İskenderun, Tarsus, Alanya, Marmaris, Bandırma gibi yerlerde de muhabir istihdamına giderek network'ümüzü çok daha güçlü bir hale getireceğiz. Bu Anadolu'da çok daha güçlü olacağımız manasına gelmektedir. Sayın Genel Müdürüm, Allah'tan umduklarımıza nail olmamızı ve hedeflerimize ulaşmamızda işlerimizi kolaylaştırmasını niyaz ediyorum. Ayrıca İhlas Haber Ajansı'nın halka arzının paydaşlarımıza, şirket çalışanlarımıza, şirketimize ve holdingimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Sayın Arvas'a çok çok teşekkür ediyoruz ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere TR Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdür Sayın Emir Münir Sarp Yener'i rica edelim. Buyurun efendim. Sevgili izleyiciler, Borsa İstanbul'dan canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. İhlas Haber Ajansı artık resmen borsada geçtiğimiz dakikalar içerisinde
gong töreni gerçekleştirdi. Az önce de İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Sayın Hamit Arvaz bir konuşma yaptı. 3 Kasım 2021 tarihi sevgili izleyiciler. İhlas Haber Ajansı'nın başarılarına bir yenisini daha eklediği tarih olarak da kayıtlara geçti. İşte tören anından görüntüler ekranlarınıza geliyor bu dakikaları itibariyle ve saat 10 itibariyle de artık çok az bir süre kaldı. Tahtada işlem görmeye başlayacağını söyleyelim. Yoğun bir talep vardı, bunu hemen ifade edelim. Sayın Arbaş da az önce yapmış olduğu konuşmada temas etti bu konuya. 4.60 ile alım satım işlemlerine başlayacak. İhlas Haber Ajansı'nı takip edin diyoruz bir kez daha.